2016'da alimler ve büyük doktorlar bir çalışma yaptılar. Yani büyük bir diraseye yaptılar. Bu dirasede bir şeye ulaştılar, o da cin-i saade, yani mutluluk geni. Onlarca doktorlar dünya çapında 300 bin cinat üzerine, yani genler üzerine bir analiz yaptılar, yani tahlil yaptılar. Okudular, bahsettiler, insanın içindeki olan bu mutagayrat-ı ciniye, yani geninin değişikliği neden olur, onu bahsettiler. Bir şeye ulaştılar, imkanı var. Etkisi olsun insanın duygusuna ve o duygulardaki koyuyor insan her zaman mutluluk hissetsin. Bir şeye ulaştılar, o da insanın içindeki bu mutagayrat-ı ciniye, yani bu değişiklikler olur insanın cinatında, genisinde bağlıdır mutluluğa. O da bizim insanın vücudunda üç yerde var. Birincisi, cihaz-ı asab-ı merkezi diyorlar özne. İkinci, adrenal, el-guddel kadariye. Üçüncü, binkriyas. Bu değişiklikler olduğu zaman insanın vücudunda mutlaka bağlı diyor ki hiçbirisi mutluluk genisine. Ve insanın vücudunda da mutlaka bir geni yoktu. Belki de yüzlerce geni var. Ve bu mutluluk bağlıdır bizim içimizde çok fizyoloji değişiklikler üzerine ki insanın cisminde var. Ve bu değişiklikler olduktan sonra koyar insan istirahat hissetsin, rahatlık ya da üzgün olsun ya da diğerler özne neurotisizm. O da budur ki koyar insan her zaman kötü günlerini hissetsin, şuur etsin ya da gelen günlerdeki karı olacaktı, özünün görüşünde onları ihsas etsin. Uşaqlıq mərhələsində, fətrəsində bilməzdik mutlu olmaqlıq ya da mutluluq nə deməkliqdir. Ama büyük olduktan sonra, hayata fazla girdiğimizden sonra, hayatı anladığımızdan sonra, hayatın sıkıntılarını, problemlerini yaşadıktan sonra bildik mutlu olmaklık ne demekliktir. Belki de mutluluk olmaklık dediğimiz zaman bizim hayatımızda çok büyük bir yeri var. Yani insan bakar her zaman bahsedir, ne şekilde mutlu olabilir, neler koyar insanı mutlu olsun. Ama gittiğimiz zaman Google'da bir sitede yazdığımız zaman, yani Google'da bir bahsediriz, yazırız. Nasıl mutlu olabilirim? Yani keyfe nusbah suhada yüzlerce, onlarca site çıkar bizim karşımıza. Her sitede de enva aşkar hareketler yazıp, birisi yazıp arabanı alsav mutlu olasan, birisi yazıp dam alsav, birisi yazıp para olsa, birisi yazıp artist olsav, birisi yazıp meşhur olsav. Bunlar enva aşkar hareketler de sitelerde çıkır. Ama insan bunları bahsettiği zaman, acaba bunların gerçekten hakikati var, gerçeği var? Yani insanın parası olduğu zaman mutlu olabilir, yoksa mutlu olmaz. Ya da insanın arabası olduğu zaman mutlu olur, yoksa mutlu olmaz. İnsan bunu uşaqlıq mərhələsindən çıxdıqdan sonra ki, dərk etdiği zaman nasıl mutlu olabilir, bunu her zaman bəhs edər. Sürekli hayatında, da çok önemli bir konulardan birisidir. İndi gəlin baxağın hormonu saadə ki bizim içimizdə var, o da mutluluq hormonu ne deməklikdir? Hormon insanın cismində o şeylerdeki insanın beyni onları ifraz eder. O ifraz ettikten de sonra koyar insan çok şeyleri hissetsin. Çok çalışmalar, çok dirasetler bir şeye ulaştılar. O da meşair, yani insanın duygusu ki duyguları alır. İbarat-ı mecmua minel hormonat ve minel ifrazat ki damağında olur. Yani ona bağlıdır ki insanın içinde, beyninde olan ifrazat ki var, onlara murtabıt, onlara bağlıdır. Ve bunlar da hepsi tefaülat kimyaiyeden oğlu. Tabi şimdi biz bunlardan bahsettiğimiz zaman acaba hormon-ı saade insanın vücudunda nelerdi, atları nerede? Ki şey var insanın vücudunda? Hormon serotonin diyorlar özüne, bir de hormon dopamin. Hormon serotonin ne şekilde fazla olur insanın vücudunda? O da insan çok fazla güneşe çıktığı zaman koyar insanın vücudunda bu hormon serotonin fazla olsun. Hormon dopamin de bağlıdır insanın mutlu olmaklığına. Ne kadar insan mutlu olsa hormon dopamin de özünde imkanı var fazla olsun.
Onun yanında da deyirsiniz, acaba bunlardan başka neler var ki koyar insanın içinde bu hormonlar da fazla olsun? O da şokolata yemaktır. Şokolata da koyar insanın vücudunda hormonat fazla olsun. Biz hepimiz bu zamanı yaşadık. Bundan 2 yıl önce ki korona fetrası olduktan sonra dünya hapsi bir karantinaya girdi. Ve alem hapsi sağlık durumunu gerçekten çok büyük bir sıkıntıda geçti, büyük bir kriz yaşadı. Şimdi onu bir sorarsanız, acaba biz bundan evvel yaşamamışız? Bəli, biz bundan önce de yaşamışız. Bizim babalarımız, atalarımız, analarımız hapsi bu kötü günleri yaşayıblar. Ama biz şimdi bahsettiğimiz zaman öz zamanımıza bahsediriz. Bundan 2 yıl önce korona fetrası olduktan sonra baktık dünya hapsi bir heyecan oldu özünde. Çok değişiklikler oldu. Hatta diyorlar, koronadan önce hayat başkaydı. Koronadan sonra hayat başka oldu. Bu bir insan bunları yaşadığı zaman bu değişiklikler oldu. İnsan evde kaldı, insan çıkmırdı. İnsan her zaman sürekli stresliydi. Bunlar koydu insanda bu hormonat azalsın. Yani sürekli alemde, dünya çapında koydu bu hormonat insanda azalsın. Ondan sonra bu korona bittikten sonra alem, dünya fazla bir değişiklikler oldu özünde. Yani ekonomik durumunda gaz sıkıntısı var, petrol sıkıntısı var. Bizim Irak'ta muzdafların maaş sıkıntıları var. Ya da tabakal fakire, tabakal hırsaki bunlar yaşlar. Hapsi bunlar da gerçekten büyük bir sıkıntıda geçirler. Bunlar da hapsi koydu insanda sürekli stresler olsun, sürekli endişede yaşasın. Bunların da etkisi var insanın vücuduna. Bunlar da koyar insanda hormonatı az olsun. Bu hormonat da az olduktan sonra koyar insan hiçbir zaman hissetmesin mutlu olmamaklığını. Şimdi hormonun dopamin ne şekilde bizim vücudumuzda var ve ne şekilde de bizim vücudumuzda olabilir? Hormon dopamin diğerler özün nakil asabi. Yani bizim asabımıza murtabıtı ve murtabıtı da bizim aldığımız duygular, o duygulardaki insanı koyar her zaman yani hasis mümteha diyorlar özüne ki iyi şeyleri hissetsin, iyi şeyleri içine aldığı zaman koyar beyin iaz versin insana. Mesela insanı mükafat etmelik. Beyin bakarsan ahyenen insan bir şey yaptığı zaman, iyi bir şey yaptığı zaman beyin insanı mükafat eder. Bu da murtabıtı hormonu dopamine. Hormon serotonin. Neye bağlıdır ve insanın vücudunda neye faydası var? İnsanın içindeki olan mezaj ki insan alır. Yani bakarsan insanın bir gün mezacı yerindedir, bir gün mezacı yerinde diyor ki bakarsan bir gün yorgundur, bir gün öz istirahatindedir. Bu hormon serotonin koyar insanda bu mezaj her zaman muazzam bir şekilde olsun. Onun yanında da insanın yuxusudur, insanın iştahasıdır, insanın hafızasıdır. İnsan da koyar fazla alışsın. Yani bağlıdır alışmaqlığa ve çalışmaqlığa. Bu da hepsi mürtabıtdır hormon serotonini. Ve aynı zamanda hormon serotonin de aynı bir şey bağlı deyirlər. Özünün hormon el-eksitosin deyirlər özünün hormon el-hub. İndi gəlin baxağın acaba əlaqə hormon serotonin ilə hormon dopamin arasında nədir? Neler var ikisinin birbirinin arasında? Acaba ikisi birbirine mürtabıtdır yoksa ayrı-ayrı işler, ayrı-ayrı görevleri var? Heç birisi birbirinden ayrı işlemez. Yani bağımsız işte değiller. İkisi birbirine mürtabıtdır. İkisi birbirine mürtabıtdır. Ve bunların arasında da ikisi birbirine etkisi var, ikisi birbirine tesir olabilir. Hatta koysun insanın cisminde, insanın vücudunda tevazun kimyayı olsun. Yani insanın cisminde eğer tevazun kimyayı az olsa ya da fazla olsa koyar insanda etkisi olsun, insanın içinde, vücudunda ıstırabat olur. Ama yine bu ikisinin arasında hormon serotoninle hormon dopamin arasında ehemmiyeti nedir bu ilaqa? İkisinin arasında ilaqa budur, koyar insan yani insanın beyninde bir şeyler hisseder, ihsas olur, yani şuurdur, asab yoludan insana bilintiri benhusen açsan ve insana bunu bilintirdikten sonra insan yemek yer, insan yemek yedikten sonra koyar insanda bilinsin gerçekten insan tok olur. Ve bu bunlara bağlıdır. Bu ki hormon bunlara bağlı. Yani koyar insan hissetsin açlığını ve hissetsin tok olmaklığını. Ama acaba bunlarda bu ki hormon eğer bizim insanın vücudunda az olsa ya da fazla olsa etkisi nedir insanın vücuduna? Tabii etkisi edebilik diyarın size kısa bir şekilde, yani edebilirsiniz, o yüzden bahsedersiniz ama ben sizler için en önemli noktaları isterim bahsedeyim. İnsanın içinde eğer hormon dopamin eğer fazla olsa ya da az olsa ya da hormonun serotonin eğer az olsa fazla olsa koyar insanda bazı şeyler olsun. Mesela serotonin olduğu zaman koyar insanda vesvaslık fazla olsun. Deli o zaman vesvasıl qahri. Yani bakarsan insan her zaman vesvaslıktadır. Bu serotonin üzerinden ki en önemli noktasını istedim sizler için bahsedeyim. Ama dopamin
fazla olsa da eksik olsa gidiler özel ıstırabat ve hormonat ahiren doktora gittiğimiz zaman bakarsan insan analiz yaptığı zaman bir tahlil yaptığı zaman diğer özne sende ıstırabat varsa hani hormonatlar o da bu tabii çok hastalarda da olabilir koyar da insanda tahirat olsun yani bakarsan kendince biraz önce aç oladık, mezacıdır, sıhhatidir. Buna bakarsan yerinde hiçbir zaman olmaz. Ve eğer dopamin insanın vücudunda az olsa, koyar insanın terkizi az olsun ya da insanda koyar semizlik fazla olsun ya da koyar insan idman etsin uyuşturucu. Burada bir sual var, indi soruruz. Nasıl edebilirlik mutlu olağın? Yani nece mutlu olabiliriz? 2500 yılda ulema-i nefis, psikoloji alimleri, felsefe, dünyanın batısında, dünyanın kuzeyinde bir şeye istediler, bahsedirler, istediler, ulaşsınlar. Saade demeklik, mutluluk demeklikin manası nedir? Konfüsyus, Çin'den, Buda, Hint'ten, Aflatun, Aristo, Yunan'dan bunlar hepsi mutluluktan, saadetten bahsettiler. Onun yanında da büyük alimler, büyük hükümeler, eskiden ve yengiden. Hepsi çalışırdılar, okurdular, hayatlarını da koydular. Ve edebilik yakın hayatların cüzünden koydular. Hatta baksalar gerçekten mutlu olmaklık ne demeklikti. İstediler de bahsetsinler bunun gerçekliği ve aliyyat-ı tatbiki nece olar bizim hayatımıza ne şekilde olacaktı bunlardan bahsedirdiler. Yıllar boyunca ilim tatavvur ettikten sonra biz bir şeyden anladık, felsefeden mutlu olmaklık gerek ne şekilde edebilirlik mutlu olağın. O da insanın gerek beynine iaz verilsin her zaman mutludur. Tabi bazı ulemalar ve bazı hükümeler dediler mutlu olmaklığa ulaşmaklık imkansızdır. Neden? Çünkü ne insanın içinde hiçbir zaman öz hüdüdü, rağbatı için hüdüdü yoktu. O bir kısmına dedi insan mutlu olmaklığa imkanı var ulaşsın ama şartı var. O da hiçbir zaman öz rağbatından fazla, öz sarığından fazla çabalamasın. Dediler burada mutlu olmaklık bir sualdı. Yani sadece sorabilirlik, nece mutlu olabilirlik? Ama cevabı binlerce cevap var. Yani bazı kimseler mutlu olmaklığı görürler, mansap olmaklıkta, parada, mülükte, şöhrette ve bir kısmı da görür sıhhatlikte. O kimseler ki hastadır. Sorduğumuz zaman özel nasıl mutlu olabilirsen dedi sadece resmen bu hastalıktan iyi olun. Ya da bir öğrenci ise mezun olduğu zaman diyelim ben mutlu oldum. Ama bunu gerçekten ulema ve araştırmacılar gerçekten bunu mutlu olmaklık değiller. ...1974'te bir filozof vardı, adı Robert Nozick. Tabii bu filozof kalktı bir tecrübe yaptı. O da adını koydu Earth Tecrübe, yani de Experience Mission. Bu da alemel iftirazi, yani istir bilintirsin. Bu tecrübede bizlere bazı noktaları bilintirsin. O da budur. Getirdi, bir neçe insanı getirdi. Sırbların üzerine tecrübe edirdi. Beyinlerine eslak ki var insanın beynine koyarlar. Onları bağladı, bağlayandan sonra bunlara dedi, sen hissedersen beni o alem iftiradada yaşsan. Yani bir alem, bu alem daha başka bir alemde yaşsan. Ve bu alemde de her şey mütehdi senin için. Yani mesela, para çoktu, artistsen, dünyanın parası var, mülkü var, altını çoktu, mağrufsan, meşhursan, büyük bir artistsen, şeker yesen ama semiz olmasan, istediği yemeği yesen, senin sıhhati ve sağlık durumuna hiç etkisi olmaz. Ya da istediği yere gidebilsen, istediği anda kalkabilsen, istediği anda yatabilsen. Bunlar alem iftiradından bahsedirdi. Ve bu insanlara tecrübe ettikten sonra bu tecrübeni ki adam koydu, Earth tecrübe. Bunları sürekli insanlar, yani o hayatı yaşadıktan sonra ki o insanlar ki bahsetti üzerlerine, bu tecrübe bittikten sonra onlardan sordu. Sordu dedi, acaba siz bu hayatı gördünüz, ki indi gördüğünüz alem iftiradı, yaşadığınız özün, istediğiniz şeyler eliniz altındadır, istediğiniz yemeği yiysen, yani şeker yediğiniz zaman semiz olmasan, ya da etkisi olmadıysan o sağlık durumuna, ya da istediğiniz yere sefer edebilsen, para çoktu, malı çoktu, mülkü çoktu, yani arasındaki olan alem iftiradı, bu alem hakikidir, gerçek bir alemdir. Ve sordu özünden, sordu özlerinden, dedi, acaba siz bu hayattan razısınız, bu hayatı beğenirsiniz, ki siz bu hayatı yaşadığınızı gördünüz. Tabi çoksu dediler, hayır, razı değiliz bu hayattan. Sordu neden? Tabi özü cevabı bilir ama istedi baksın, onlar üzerindeki bahsetti, onlar ne diller? Sordu özünden, neden siz acaba razı değilsiniz? Dediler, çünkü bizim hayatımızda bir gerçek var.
Ve gerek insan o her zaman o gerçeği kabul etsin. Yani bizim bu hayatımız ki biz yaşırız, insanın vücudu, Allah subhanahu wa ta'ala bizi halk edip, bunlar hepsi gerçekti. Ve alemin iftiradı diye yoktu bir şey. Mesela insan şeker yesin ama semiz olmasa da etkisi olmasın. Ya da insan istediği zamanda yatsın, istediği zamanda kalksın. Bunları hepsi gerçek bir hayat koydu, biz bunları yaşayalım. Ondan da en önemlisi budur, tavasul içtimai. Yani onda alemin iftiradı sana tavasulu yoktu. Ama alem gerçekte sana tavasulu var. Ve bu tavasul olduktan sonra tavasul içtimai koydu hayat daha güzel bir şekilde olsun insan için. Ve insan istediği şekilde hayatı yaşar ve gerçek bir şekilde hayatını yaşar. Çin'de bundan birkaç yıl önce bir şirke var, adı Big iShins. Bu şirke kalktı, Çin'de istirdi tabi. Hedefi, amacı buydu. Çin devleti birinci devlet olsun alemde, dünyada, Hamd-ı Nevavi ihtisasında, DNA. Ve gerçekten de kalktılar, 128 en kuvvetli cihazlardan ki dünya çapında var, ihtisası da muhtası Hamd-ı Nevavi'de, DNA'de bunları aldılar. Ve indi diyorlar, dünyanın yarı enerjisi, yani yarı takası bu DNA'de Çin'de var. Bunlar da tabii bahsettikleri buydu, hedefler de buydu, amaçları buydu. Hatta baksınlar ne şekilde cinat-ı saade, yani mutluluk, genellik insanda var ve ne şekilde değişinleri. Ve bunlar da fiilen başladılar işlemeklere ve istiller de gelen ciller üzerine bu cinatı tatbik etsinler ki insanda daha fazla mutluluk genelisini fazla etsinler. Tabii hayatımıza baktığımız zaman, etrafımızdaki olan insanlar, sorduğumuz zaman özünde yani bakırıq, malı var, mülkü var, işi var, sağlık durumu yerindədir. Ve sonra özündən acaba sen hayatından razısan ya da hayatında mutlusan, baxasan sorar, yani cevabı da bu olur, der yok, ben hayatımda mutlu değilim ya da hayatımdan razı değilim. Çok kimseler var, yani muvazzaf ise, İş yerinde çalışırsa, bakasan müdürden arasında bir problemler var, bir hilafat var. Ya da etrafındaki arkadaşlarıyla bir sıkıntı yaşır, bir sorunu var. Ve bu hiçbir zaman işe geldiği zaman, iş yerinde çalıştığı zaman hiç zaman mutluluk hissetmez. Ve edilmez iyi bir şekilde çalışsın. Bu muzaftan bahsettik. Ya da mesela bir öğrenci istediği üniversiteye adı çıkmayıp ya da istediği fakülteye adı çıkmayıp ve bakasan bu hiçbir zaman mutlu olmaz. Sürekli hayatında diğer vallahi ben istemiyorum bu üniversiteyi, ben zordan geldim, ben istemiyordum buraya adam çıksın, ben nece olmuş isterim, ben bitirdim. Tabii maalesef de bizim toplumumuza baktığımız zaman, öz öğrencilerimize ki bizim üniversitelerde var, sorduğumuz zaman talebelerden, öğrencilerden, acaba sen gerçekten istediği üniversiteye gelipsen, istediği fakülteye gelipsen, bakarsan diğer yok, ben istediğim fakülteye gelmemişim. İstediğim kısma, bölüme gelmemişim. Ama ne dedim, adım çıktı, geldim ve mecburam. Bakarsan bu geldiği zaman, bu üniversiteye ile bu fakülteye ya da okuduğu bölüme hiçbir zaman hayatında, üniversite hayatında, hayat camiyesinde hiçbir zaman mutluluk hissetmez. O duygunu, o mutluluk duygusunu hiçbir zaman almaz. Çünkü ne hisseder her zaman içinde, akl-i batını da her zaman hisseder. Kendim, yani mecburdu, zordan gelipti buranın okumaklığa, bu bölümü okumaklığa ve hiçbir zaman hissetmez. O mutluluğu üniversitede bitirir, hiçbir şeye ulaşmaz ve edebilmez iyi bir şekilde alışsın. O bir arkadaşlar ki istediği tumuhlar var, istediği üniversiteyi adları çıkıptı. Ama burada da bir şey var. Bahar mesela çok insanlar keften yani yığlarlar. O yığlamaklığa ne diyorlar? Diyorlar özne dumu'ul farah. Yani koyar insan her zaman kefli olduğu zaman koyar insan yığlasın. Ve yığlanan ona diyorlar özne mutelazimet el kalbil hazin. Bu tabi çok insanlarda var. Yani bakarsan insan mutlu olduğu zaman yığlar, insan üzgün olduğu zaman aynı yığlar. Ama bu hormonları ne şekilde edebilir insanın vücudunda, öz vücudumuzda daha fazla edelim. Tabii doktorlar, araştırmacılar, bahisler bir şeye ulaştılar. O da diller insanın her zaman ihtiyacı var karbohidrat yemekle. Karbohidrat koyar insanın cisminde bu hormonların seviyesi yani muazzam bir şekilde olsun, üstelik olsun eğer az ise. Onun yanında da yoga temrini, yani et-teammül, en önemli temrinlerden birisi ki bundan bir neçe bölümde önce dedik sizlere yoganın temrini.
ne kadar insanın sağlık durumuna faydası var. Ya da sıcak hamam. Eğer aynı insan bunları içindeki olan hormonlar daha fazla olsun, bu hormonlar da fazla olduğu zaman insanın vücudunda, cisminde eğer insan her zaman mutluluğu hissetsin. Tabii yine diyorsunuz, acaba bizim bütün cisimimizde bu hormonlar fazla olduğu zaman gerçekten biz mutlu olduk. Edebilik yani bir değişimaklık olur insanın vücudunda, cisminde. Eğer insan mutluluğu hissetsin ve alsın. Araştırmacılar, doktorlar, büyük hocalar her zaman tavsiye ederler insan relax müziği dinlemekle, yani hadi bir müziği dinlesin. Ve bu hadi müziği hatta İslam nahiyasının, İslam şeriatının da o müzikler ki insanı fazla koymaz, öz tarafından çıksın, normal insan da bile dinlesin özün. Ama bu relax müzikler, hatta doktorlar da tavsiye ederler eğer insan bir sıkıntı yaşarsa bu relax müziğini dinlesin. Ama bu muskadan en önemli bizim hayatımızda ki biz Müslüman olarak bizim hayatımızda bir şey var. Allah Subhanahu Teala büyük bir nimet verip bize, o da Kur'an-ı Kerim. Güzel okuyucularımız var, karelerimiz var. Bunlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar. İnsan bakarak mesela insan bir sıkıntıda olduğu zaman, insan bir problem yaşar. Ya da insan hasta ise eğer bir Kur'an-ı Kerim dinlese, yani güzel okuyucular var YouTube'da yazdığı zaman, belki milyonlarca okçular var çıkar, sargı okçunu edebilir dinlesin. Ve bunlar dinlendikten sonra insanın vücudunda koyar insan o sıkıntılar yaşar, koyar insanın içinde bu hormonlar değişsin, tegirat olsun hormonatında, tahvil olsun, hormonu saadeye ve insana bir rahatlık verer, insana bir sükunatlık verer ve koyar insan hadi olsun, relax olsun. Yani insan bu güzel Kur'an-ı Kerim, Allah Subhanahu Teala'nın kelimesini dinlediği zaman bakarsan insanın hayatı çok değişir, insan farklı olur. Ve çok kere de doktorlar tavsiye ederler. Yani bir tane hasta olduğu zaman derler özü için Kur'an aç, hatta istirahat etsin. Yani bizim Şifa Hastanesi'ndeki Kerkük'te var, Şifa 14 Hastanesi'nde korona fetrası ki ben de orada bir neçe kere gördüm bu halatı. Kur'an-ı Kerim açardılar hatta hasteler için. Hasteler o halette ki koronanı yaşırdılar, oksijenleri azdı, düşürü ya da büyük bir stresle yaşıyorlar ve Kur'an-ı Kerim yaşadıkları zaman koyar da özlerinde stresten uzak olsunlar ve cisimlerine ve canlarına bir rahatlık girsin, bir sakin bir şekilde olsunlar, o hastalık belki de yadlarından çıkar. Onun için her zaman tavsiye ederim Kur'an-ı Kerim'i dinlemeklerine, insan edebilir dinlesin ya da stresle de mesela hadi relax müzikleri dinlesin. Bundan birkaç yıl önce bir dirasa oldu, yani bir bahsettiler. 724 kişi üzerine, 724 şahıs üzerine yıllar boyunca tamam. Bunda bahsettiler, bu 724 üzerine bunları sürekli kontrol altına koydular, murakabe ettiler. Acaba bunların hormonatları değişir, değişmir, mutluluk hissedirler, hissetmirler. Ve bir sonuca ulaştılar iller sonra. Bunun sonucu da buydu. İnsanın mutlu olmaklığı ya da saadetliğin hissetmekliği hiçbir zaman bağlı değil ki insanın ne malına, ne mülküne, ne arabasına, ne parasına. Hiçbir şeye murtabı değil ki. Belki de bunun hani bu derasede bir şey ulaşır, o da insanın olan arasındaki alaka etrafındakilerden. Ve onun yanında da özüyden, Subhanahu Teala'nın arasındaki alaka. Ki Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de buyurup, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاَنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَ. Yani her kim benim zikrimden uzak olduysa, hayatı mutluluktan uzak olur. Hepimiz Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.